Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans güncelleme videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu arada yeni mekandayız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Iğdır'a taşındık. Canlı yayında gören arkadaşlar olmuştur. Görmeyen arkadaşlar için tekrardan söyleyeyim. Antep'ten Iğdır'a taşındık. 2 yıllık bir süreç için buraya geldik. Geçici olarak bu evde kalacağız arkadaşlarla. Şimdi arkadaşlar, güncelleme ile ilgili yaklaşık bundan 1,5-2 ay kadar önce videolar atmaya başlamıştık. İşte klan oyunlarının geleceğini söylemiştik. Onun haricinde dengelemeler olacağını söylemiştik. Bunu izlemeyen arkadaşlar kartlar bölümünden veya kanaldaki arama kısmından da şey yapabilir arkadaşlar. İzlemeyenler izleyebilir. Şimdi güncelleme ile ilgili ilk başta soracağınız ne zaman gelecek dediniz arkadaşlar. Tabii ki Darian ve yanındaki eleman Ekim ayında geleceğini söyledi. Bugün ayın 21 ve pazar günü arkadaşlar. Muhtemelen benim tahminim, güncellemeler her zaman pazartesi gelir. Eğer bir aksilik çıkmazsa pazartesi günü bu güncelleme gelecek arkadaşlar. Aksilik de çıkarsa çarşamba veya cuma günü de gelebilir. Yetişmezse haftaya pazartesi kalır. Yani çok zor ihtimal ama haftaya pazartesi de olabilir. Yani en geç 7-8 günlük sürecin içinde gelecek. Güncelleme ile ilgili arkadaşlar ne var diyecek olursanız, gerçekten de köy binası 12'nin boyutunda bir güncelleme, çok büyük bir güncelleme, dengeleme güncellemesi, yeni savunma birlikleri, yeni gösteri birlikleri, klan liği, işte goblin haritası, yeni ödül sistemi, ondan sonra çekiç adı altında gelen ödüller falan derken muhteşem bir güncelleme olmuş. Tabi bu güncellemeye biz hazır mıyız? Hazırız arkadaşlar. Depolarımız dolu. İşçilerimiz boşta. Köy binası 12 halinde bekliyorum. İlk güncelleme geldiğinde inşallah canlı yayını da hemen açacağız ve işte hortumdur, şeydir, klan lideridir, bunları inceleyeceğiz. Onun için de abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi isterseniz güncelleme ile gelecek şeylere bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle Goblin haritası geliyor. Goblin haritasında 25 tane yeni şey geliyor, savaşacağımız yer geliyor. Yani bilmiyorum, inşallah değişik bir şeyler koymuşlardır. Muhtemelen yine altın iksir adı altında olacaktır. Ama hiç yoktan iyidir. Yani yeni başlayan arkadaşlar için güzel bir şey arkadaşlar. Bunu geçiyorum. Ya patates soğan, beni burada da mı buldun ya arkadaş? Evet arkadaşlar, bu kasırga şeyini şöyle bir yakından bakacak olursak, yani bir yılan şeklinde çevirmiş, şöyle bir şeyine bakalım, 8 veriyor. Hani bundaki 6 saniye sürecek, muhtemelen yükselttikçe bir 10 saniyeye kadar çıkabilir, 7 8 9 10 falan yapabilirler. 2000'e yeniliyormuş. Şimdi arkadaşlar, bazı arkadaşlar bunda gözü korkmuş ama çok korkmayın arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, bu savunmadan benim tahminim bir tane verecekler. Ha tutup da 4 tane verirse sıkıntı olur. Bir tane verirler. Hava saldırılarını biraz daha toparlamak için yapılan bir şeydir. İlk Giga Tesla çıktığında da korkanlar olmuştu. Abi biz nasıl üşleyeceğiz falan filan diyorlardı. Bakın şu an takır takır üşleyebiliyor arkadaşlar. Bunu da bir değişiklik amacıyla getirmişler. Hava patlatıcının bir değişiği yapmışlar. Muhtemelen bunu böyle koyup yanına bir hava bombası veya dev bomba koyabiliriz. Çünkü barbar, dev, hangisi olursa olsun hepsini o kasırganın içine çekip merkeze doğru tutuyor arkadaşlar. Veya alan hasarı verecek bir şey koyabiliriz. Mesela bunu buraya koyduk ya, yan tarafına bir büyücü kulesi koyduğumuz zaman oraya 3-5 tane alan hasarı sürekli vuracak ve temiz bir iş yapılır. Tabi bununla ilgili de düzenler yapılır arkadaşlar. Bunun görüntü. Şu şekil. İkincisi arkadaşlar, şöyle bir şey var. Okçu kulesi tasarımlarını değiştirmişler. Gerçekten de gıcık duruyordu. Tekrardan bir farklılık yapmışlar. Bakalım, böyle mavi, mor, değişik bir renk yapmışlar. Bunu da böyle bir görmüş olduk arkadaşlar. Tabi yeni altın ve iksir toplayıcı seviyeleri bir yandan iyi oldu diyebilirim. Yeni başlayan arkadaşlar için köy binası 8 ve 9
İnşallah çok da tutup da 12 için vermezler. 9 ve 10'lara da bu 13 seviye toplayıcıları verirlerse iyi olur arkadaşlar. Çünkü çoktandır bu toplayıcı seviyesi gelmiyordu. Yaklaşık 2-3 yıldır bu seviye gelmiyordu arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak yani ufak tefek değişiklikler yapmışlar. Klan Lee ile ilgili şöyle bir sol tarafa şey koymuş arkadaşlar. Klan Savaşı ve Klan Lee'ni aynı bölüme koyup oradan herhalde değişik bir şey yapacaklar. Klan Savaşı'nı ayrı bölmede, Klan Lee'ni ayrı bölmede yapacaklardır. Klan Lee ile ilgili arkadaşlar, tabii ki Darya'nın videosunu izlemeyen varsa izlesin, ben onu koymadım. Şöyle söylüyor, en az 15 kişilik olacak ve 15'in de üstü olabilecek arkadaşlar. Adam diyor ki hani istediğiniz zaman birini değiştirebilirsiniz. Zaten bir günlük bir süreç değil, muhtemelen 15 günlük olacağını söylüyordu. 15 günde bir Klan Lee bitecekmiş. Hani Clash Royale'de gelen bir nevi klan savaşı gibi bir şey olmuş. Hani orada 4 mu 6 tanenin içinde savaşıyorsun. Burada da 8 tane olacak. Seninle birlikte 8 tane klan olacak arkadaşlar. Onun içinden bir veya ikinciyi puan verecekler. Puan aldıkça da klan liginde yükseleceksin. Birden 18'e kadar olacağını söylüyorlardı. Şimdi klan liginde yeni şeyler geliyor arkadaşlar. Tabii o ödül sistemiyle ilgili onlara da bakacağız. Klan Lee güzel olacak, bir değişiklik olacak. Çünkü klanlar aldı başını gitti arkadaşlar. Bir tarafta 23-24 seviye klanlar varken diğer tarafta adam 5-6 seviye klanlarla mücadele ediyor. Ondan dolayı bir değişik sistem getirmiş ve herkes sıfırdan başlayacak. 23 seviye adam tutup da 18 olmayacak. O da sıfırdan başlayacak. Bir seviye olan da sıfırdan başlayacak arkadaşlar. Değişik bir şey olacak, güzel olacak arkadaşlar. Gerçekten de güzel yenilikler getiriyor. Peki bakalım, böyle mavi mor değişik bir renk yapmışlar. Bunu da böyle bir görmüş olduk arkadaşlar. Tabi yeni altın ve iksir toplayıcı seviyeleri bir yandan iyi oldu diyebilirim. Yeni başlayan arkadaşlar için köy binası 8 ve 9 inşallah çok da tutup da 12 için vermezler. 9 ve 10'lara da bu 13 seviye toplayıcıları verirlerse iyi olur arkadaşlar. Çünkü çoktandır bu toplayıcı seviyesi gelmiyordu. Yaklaşık 2-3 yıldır bu seviye gelmiyordu arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak yani ufak tefek değişiklikler yapmışlar. Klan Lee ile ilgili şöyle bir sol tarafa şey koymuş arkadaşlar. Klan Savaşı ve Klan Lee'ni aynı bölüme koyup oradan herhalde değişik bir şey yapacaklar. Klan Savaşı'nı ayrı bölmede, Klan Lee'ni ayrı bölmede yapacaklardır. Klan Lee ile ilgili arkadaşlar, tabii ki Darya'nın videosunu izlemeyen varsa izlesin, ben onu koymadım. Şöyle söylüyor, en az 15 kişilik olacak ve 15'in de üstü olabilecek arkadaşlar. Adam diyor ki hani istediğiniz zaman birini değiştirebilirsiniz. Zaten bir günlük bir süreç değil, muhtemelen 15 günlük olacağını söylüyordu. 15 günde bir Klan Lee bitecekmiş. Hani Clash Royale'de gelen bir nevi klan savaşı gibi bir şey olmuş. Hani orada 4 mu 6 tanenin içinde savaşıyorsun. Burada da 8 tane olacak. Seninle birlikte 8 tane klan olacak arkadaşlar. Onun içinden bir veya ikinciyi puan verecekler. Puan aldıkça da Klan Lee'nde yükseleceksin. Birden 18'e kadar olacağını söylüyorlardı. Şimdi Klan Lee'nde yeni şeyler geliyor arkadaşlar. Tabii o ödül sistemiyle ilgili onlara da bakacağız. Klan Lee güzel olacak, bir değişiklik olacak. Çünkü klanlar aldı başını gitti arkadaşlar. Bir tarafta 23-24 seviye klanlar varken diğer tarafta adam 5-6 seviye klanlarla mücadele ediyor. Ondan dolayı bir değişik sistem getirmiş ve herkes sıfırdan başlayacak. 23 seviye adam tutup da 18 olmayacak. O da sıfırdan başlayacak. Bir seviye olan da sıfırdan başlayacak arkadaşlar. Değişik bir şey olacak, güzel olacak arkadaşlar. Gerçekten de güzel yenilikler getiriyor. Peki bakalım, böyle mavi mor değişik bir renk yapmışlar. Bunu da böyle bir görmüş olduk arkadaşlar. Tabi yeni altın ve iksir toplayıcı seviyeleri bir yandan iyi oldu diyebilirim. Yeni başlayan arkadaşlar için köy binası 8 ve 9 inşallah çok da tutup da 12 için vermezler. 9 ve 10'lara da bu 13 seviye toplayıcıları verirlerse iyi olur arkadaşlar. Çünkü çoktandır bu toplayıcı seviyesi gelmiyordu.
yaklaşık 2-3 yıldır bu seviyeye gelmiyordu arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak yani ufak tefek değişiklikler yapmışlar. Klan Lee ile ilgili şöyle bir sol tarafa şey koymuş arkadaşlar. Klan Savaşı ve Klan Lee'ni aynı bölüme koyup oradan herhalde değişik bir şey yapacaklar. Klan Savaşı'nı ayrı bölüme